Herkese merhabalar arkadaşlar. 28 Kasım Pazar günü Adana İzmir yarışlarını yaptık. Şimdi Diyarbakır yarışlarıyla sizlerle birlikteyiz. Hemen ufak bir şey söylemek istiyorum. Eğer sizin beğendiğiniz atlar varsa bunları yorumlara yazarsanız yani bu videoda da olur, bir sonraki videolarda da olur. Bizim için güzel olur. Açıkçası o günün programında beğendiğiniz isimler, kendi tuttuğunuz safkanları ilave ederseniz güzel bir ortam oluşur diye düşünüyoruz. Diyarbakır'daki tahminlerle başlayalım şimdi. Arkadaşlar ilk yarış 8'de koşulacak. 6 koşulu küçük bir programın ilk yarışı. Handikap 13, 4 yukarı Araplar 2000 metre kum pistte olacak bir koşu. Arkadaşlar burada benim favorim 3 numaralı safkan Tumbul Hüseyin. Ama açıkçası şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben Tumbul Hüseyin'in yani gönlümden geçen isim o diyeyim ama birazcık da hani geri planda kalacağını ve iyi koşamayabileceğini de düşünüyorum bir yandan. Niye derseniz yani 60,5 kilo olması son yarışında da 5.'ydi hani 21 gün evvel. Ama yazılabilecek bir safkan kesinlikle es geçilmesin. Burada isteyenler yazabilirler. Peşine 4 numaralı Bahçe, 5 numaralı Lizge ve 6 numaralı Mürülü burada ön planda oluyorlar. Özellikle 6 numaralı Mürülü benim daha evvelki yarışlarımda hep önerdiğim bir safkan. Son yarışını kötü koştu 5 gün evvel ama bir önceki yarışını kazanmıştı. Tabii 5 gün önce koşması onu birazcık burada dezavantajlı kılıyor. Bu sebeptendir ki haliyle 4 numara ve 5 numaraya yöneliyoruz Bahçe ve Lizge'ye. Bu safkanlara da baktığımızda 4'ün 12 gün evvel 4. geldiğini ve daha evvel de 4 yarışlık bir üçüncülük performansı olduğunu görüyoruz. Ve 5 numaralı safkanın da son yarışının bir hafta evvel koşup 4. olduğunu görüyoruz. Haliyle arkadaşlar ben burada bu 4 safkandan birisinin kazanacağını düşünüyorum. Değinmediğimiz burada bir 2 numaralı Mazlum Zülfikar var. O da açıkçası son yarışını kötü koştu ama işleri iyi vaziyette ve daha evvel yarışlarında da 4-4-2 geldiğini görüyoruz. Onu da yazmak isteyenler yazabilirler. Burada açıkçası bizi zorlayacak, fazla at yazmamızı gerektirecek bir koşu var arkadaşlar. Yani burada 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı safkanlardan herhangi birisi kazanabilir bu yarışı. Buna göre dikkatli olup oynamak istediğiniz bütçeye göre, kuponun genişliğine göre bir kupon yaparsanız burada iyi olur açıkçası. Bunu bu şekilde belirteyim. İkinci koşu 8.30'da koşulacak. 9 safkan var. Şart 3 dişi. 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum pistte koşacaklar. Arkadaşlar burada 3 numaralı Celal'ım 60 kiloda Ferit Yardımcı ile birlikte favorimiz konumunda. Şimdi safkanın arkadaşlar şöyle bir bilgilendirme yapayım. 181 gün evvel start aldığını görüyoruz. Ama neden favorimiz? Neden yani sadece bizim değil altılıda da favori veriliyor bu safkan. Neden veriliyor onu açıklayayım. Bu safkan İstanbul'da hazırlanmış, idmanları yapılmış, sentetikte de değil, iç kumda yapılmış arkadaşlar. Safkan iyi hazırlanmış, yani şöyle söyleyeyim, hep işlerini iyi derecelerde yapmış. Yani şu anda hani hazır vaziyette, işleri tamamen iyi olduğunu gösteriyor bu safkanın. Haliyle bizim de burada tekimiz olacaktır. İsteyenler başka bir safkan yazabilirler. 5 numaralı Bamboleo burada ikinci safkan olarak bence ön plana çıkıyor. Ya da 1 numaralı Miss Matra. Ama 3 numaralı Celal'ım bence tektir diyorum burada. Bu koşuda. Geçiyorum 3. koşuya. 9 safkan var burada arkadaşlar. Handikap 16, 3 yukarı İngilizler. 1700 metre kum pist yarışı. Burada arkadaşlar benim önereceğim ilk safkan 8 numaralı Gürsuhan olacak. Ferit Yardımcı ile birlikte 3 yarıştır kazanan bir safkan ve bir hafta önce en son kazandı. Yanına da kesinlikle es geçilmesin 9 numaralı Süreyya Hanım. Arkadaşlar burada onun da 51 kiloda ki 8 kilo bir avantajı var baktığımızda. Son yarışını 10 gün evvel kazandığını hatırlatarak ve bizim de yine önerdiğimiz bir safkandı onu da belirtelim. Zaten bu iki safkan da bizim önerdiğimiz isimler. İkisinden birinin ben burada kazanacağını düşünüyorum. 8 numara Gürsoğan ve 9 numara Süreyya Hanım. Burada yeterli olacaktır. İsteyenler burada başka isimleri de gönderebilirler. Örneğin 1 numaralı Trustable son yarışını kötü koştu 5 gün önce. Ama daha evvel yarışlarında ikincilikleri vardı. Tabii 5 gün önce koşmuş olması ve kötü koşmuş olması rakipleri de kuvvetliyken bizi burada açıkçası yani şey düşündürüyor. Bu at burada gelmez diye düşünüyoruz bu sebepten ötürü. 4 numaralı 100 atlı hakeza iyi bir safkan. Son yarışını bir hafta evvel koşup 3. gelmişti.
Ve bir de The Difference 6 numaralı Safkan. O da son koşusunu kötü koştu 5 gün evvel. Aynı bir numarada olduğu gibi onunla ilgili de düşüncelerimiz aynı şekildedir. Ve bu Safkan'ın şu anda iyi koşamayacağını düşünüyoruz. 5 gün evvel kötü koştuğu için ve kondisyon eksiğinden dolayı şu anda sıkıntı yaşayacağını tahmin ediyoruz. Bu sebepten ötürüdür ki 8 ve 9 diyorum bu koşuda. Ve geçiyorum bir sonraki yarışa. Dördüncü koşu 6 Safkan start alacak. Şart 2 dişi 4 yukarı Araplar 1700 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada açıkçası benim söyleyeceğim isim sizlere 2 numaralı Leyla Nur olacak. Bu Safkan bir Kırman yavrusu 56,5 kiloda Ferit yardımcıyla. Son yarışını bir hafta evvel ikinci olmuş bir isim. Bizim için burada kesinlikle yazılması gereken bir Safkan. Rakip olarak 6 numaralı Yakacan yazılabilir. Fakat onun şöyle bir avantajı var ve dezavantajı var. İkisini de sıralayacağım. Avantaj 5 kilo. 5,5 kilo bir avantajı var burada. 2 numaraya kıyasla. Ama dezavantaj olarak ise 5 gün evvel start almış olması. İkinci olmuş 5 gün evvel ama bu Safkan baktığımızda yani bir tarafta 7 gün evvel ikinci olmuş bir Safkan. Bir diğer tarafta 5 gün evvel ikinci olmuş bir Safkan. Açıkçası burada arkadaşlar şöyle bir risk olacak. İsteyenler burada kuponda açıkçası diğer yarışlarda daha fazla at yazabilmek için 2 numara ya da 6 numaradan birisini tek geçecek. İsteyenlerse yok ben fazla yazmam diğer taraflara. Burayı ikisini de yazayım garanti alayım diyerek geçecekler. Bu sebeple burada ya 2 ya 6 tek ya da ikisi birden diyorum. Ve geçiyorum 5. koşuya. 9 Safkan, şart 3, 4 yaş Araplar, 1700 kum. Arkadaşlar bir numaralı isim Gürgök benim burada favorim. Tabii yüksek bir kilosu var ama son yarışlarında bir birincilik bir ikincilik olduğundan dolayı 14 gün evvel en son start almış bir isim. Aynı zamanda iyi de dinlenmiş vaziyette. Benim burada favorim olacaktır bu Safkan. Rakip olarak açıkçası 4 numaralı Uzayhan isimli Safkan'ı görüyorum. Onun da baktığımızda son yarışının 2-4 geldiğini daha evvel tabela dışı kaldığı yarışlar var burada. En son bir hafta evvel 4. olmuş bir isim. İsteyenler burada 3 numaralı Alev Saçan veya 2 numaralı Engerek isimli Safkan'ı da yazabilirler. Çünkü onların da tabelalar yapabildiğini biliyoruz. Bu Safkanların da sürprizler yapma ihtimali var. Hakeza 2 numaralı Engerek'in ekürüsü uça uça da yine iyi bir Safkan o da tabelalar yapıyor. O yüzden ekürleri de burada es geçmeyelim. Burada en aşağı 1-4 daha geniş 1-2-4 veya 1-2-3-4 şeklinde yapılırsa kupon bence iyi olur diye düşünüyorum. 6. koşu 10 Safkan'ın start alacağı handikap 13. 3 yaş çarpılar 1200 kum pist yarışı. Burada arkadaşlar benim önerim 3 numaralı Safkan olacak. Öncelikle Mini Uçan Bey. Yanına 1 numaralı Kanha diyorum. Bu iki Safkan'a baktığımızda 3 numaranın 1-2 geldiğini, 1 numaranın da 2-1 geldiğini görürüz son iki yarışında. Bu sebeple bu iki Safkan ön planda. Peşine yazılacak at konusunda 6 numaralı Rodi Baba ve 2 numaralı Çinli Yar isimli Safkanları düşünebiliriz arkadaşlar. Rodi Baba'nın son yarışlarında 2-1-5-3 şeklinde geldiğini, 2 numaralı Çinli Yar'ın ise bir hafta evvel 4. olduğunu hatırlatalım. Bence burada açıkçası arkadaşlar daha fazla bir yayılmaya gerek yok ama belki Sey Nehri 7 numaralı Safkan burada bir sürpriz yaparsa yapabilir. Son yarışı kötü olabilir ama bir önceki yarışında kazandığını unutmamakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Başka bir isim düşünüyorsanız burada belki Sarı Yalçın 4 numara tercih edilebilir arkadaşlar. Son yarışı yine kötü koşmuş. Hani sürpriz olarak diyorum burada 7 numara Sey Nehri yerine 4 numara Sarı Yalçın yazılabilir arkadaşlar sürpriz olarak. Çünkü o da son yarışı kötü ama daha evvel 1-2-3 şeklinde geldiğini gördüğümüz bir isim konumunda arkadaşlar. Evet, bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Belirttiğimiz şekilde oynarsanız iyi olur. Özellikle şu yarış kırılma yarışı olacaktır 4. koşu. 2 ya da 6'dan birisini tek geçerseniz diğer ayakları daha fazla at yazma şansınız olacak. Onu hatırlatmış olayım. Ama eğer ikisini de yazarsanız o da olur. O da bir tercihtir. Burada 8 ve 9 demiştik zaten. Biliyorsunuz ki diğerlerini ilave etmek istiyorsanız edebilirsiniz. Burada da Celal'ı mı dedik tek. İsteyenler 5'i yazabilir dedik veya 1'i. Burada da zaten ne kadar fazla at yazılırsa o kadar karlı olacağını
bahsettik. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Adana ve İzmir videolarımız da yayındadır. Belirttiğim üzere beğendiğiniz safkanlar varsa yazarsanız yorumlara gayet güzel olur. Herkes beğendiği isimleri yazarsa bu vesileyle birbirimizden bakarak yorumlardan daha iyi bir kupon yapabiliriz. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. İşte bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bunlar boşuna söylenmiyor. O yüzden mümkün olduğunca böyle beğendiğiniz isimler varsa ya şu koşuya bunu yazalım dediğiniz varsa yorumlara belirtirseniz sevinirim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Videomuzu beğenirseniz o da iyi olur bizim için diyorum ve herkese bol şanslar diliyorum.